İnsan fani değildir. Allah kendi halifesini yok olsun diye yaratmamıştır. Ayakkabı ayağını vursa ya ayakkabıcıya gider ya ortopediste gider. Onu çözemez. Ama memleket idare eder. Her Türkçe konuşan Türkçe bilmez. Ben anlamıyorum diye terk etmek zaten o terk ettirenlerin oyununa gelmek demektir. Kelimelerin bir sözlük manası, lügat manası var. Bir de daha çok kullanılan ama farkında olmadığımız deyimsel, terim olarak manaları var. İşte kavramlar daha ziyade sözlük manasıyla değil, deyim manasıyla olan kelimelerle anlatılır. Ama herhangi bir yorumlama, tefsir etme de sözlük manası bir kenara bırakılıp sadece deyim kullanılırsa yanlış bir neticeye varılır. Keza yalnızca sözlük manası kullanılıp izah edilmeye, şerh edilmeye, tefsir edilmeye çalışılırsa keza o da fevkalade yanlış bir netice verir. Onun için kelimenin sözlük manası ile mi, deyim manası ile mi, terimsel olarak mı kullanıldığını iyi idrak etmek için de o lisana iyi vakıf olmak lazımdır. Onun için hakiki mütercimler bilirler ki bir lisan bir lisana tam manasıyla tercüme edilemez. İzahlarla olur. Onun için şerhler tercümelerden daha kıymetli çünkü daha öğreticidirler. Biz terimlerle kavramları ifade etme yolundan gidersek bir kavram kargaşasından bugünkü konuşulan Türkçemizde söz etmek mutlak kaçınılmaz bir gerçektir. Çok ciddi bir kavram kargaşası var. Amiyane tabirle lisanen kimin eli kimin cebinde belli değil. Bu Türkçe bilmemekten de kaynaklanıyor. Her Türkçe konuşan Türkçe bilmez. Türkçe bilenlerimiz nadirdir. Yani meslek gereği diyeyim. Rahmetli meslekar Udi Cinuşen Tanrı Korur çok iyi Türkçe bilen bir arkadaşımızdı, abimizdi. Çok iyi Türkçe bilinmeyince musiki icrası da olmaz. Kelimelerin vurgularla ifade edilmesi lisanla konuşurken mümkün. Yazıda ise bu çok teferruatlı noktalama işaretleriyle mümküne yaklaştırılır. Yine de tam manasıyla olmaz. Biz bedeni ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar Türkçe bilen bir toplumuz. Alışveriş etmeye, maç kavgası yapmaya ve herkesin mütehassıs olduğu dini konularda, futbolda, ekonomide, devlet idaresinde, bunlar çünkü ihtisas gerektiren şeyler değildir, herkes anlar. Ama ayakkabı ayağını vursa ya ayakkabıcıya gider ya ortopediste gider. Onu çözemez ama memleket idare eder. Bakkala borcunu ödeyemez, memleket ekonomisini düzeltir kahvede. Topa vursa dümdüz vurmasını bilmez, futbolcunun hareketini hatta ağzını bozarak tenkit eder. Alnı secde-i Rahman'a gelmemiştir, din hususunda fetva verir. İşte bu neden oluyor? Yalnızca bedeni ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar az bir Türkçe bilmekten kaynaklanıyor. Doğru dürüst Türkçe bilsek, ifade ettiğimiz ağzımızdan çıkan kelimelerin nerelere gidebileceğini doğru anlarız. Onun için kavramlar çok iyi anlaşılmadığından ifade-i meram denilen şey de iyi ortaya çıkamıyor. Hem anlatan bakımından hem dinleyen bakımından. Nasıl çözülür?
Çok basit. Kelime haznesini zenginleştirerek çözülür. Biz ne yazık ki Türkçemizi sadeleştiriyoruz. Namı altında çok ciddi bir fukaralaştırma eylemine giriştik. Ve Türkçemiz fukaralaşmıştır. İnsanların hangi aileye, hangi ırka ve hangi cinsiyete mensup oldukları, onlar arasında, yani insanlar arasında bir yükseklik sebebi değildir. Çünkü ne cinsiyetimize, ne milliyetimize, ne ailemize dair bir irademiz olmadan dünyaya gönderildik. İnsanların yükselmesi ve alçalması ancak iradi olarak yaptıkları fiillerle ortaya çıkar. Ya artıdadır ya eksidedir. Ben Türk olarak, bir şehit torunu olarak, bir Müslüman olarak, bir erkek olarak doğayım diye Cenab-ı Hakk'a dilekçe mi verdim? Hiç kimse vermedi. Nasıl gönderildiysek öyle gönderildik, öyle bir imtihana tabiyiz. Ancak terbiye bakımından bir büyük zata mensubiyet varsa bir kişide, o büyük zatın hürmetine ona da hürmet edilir ki bu bir terbiyevi meseledir. O da bana filanca büyüğümden dolayı hürmet ediliyor. Ben de onun gibi olmaya çalışayım fikriyatını vermek içindir. Ama anadan doğma hiç kimse asil veya zelil değildir. Evladı Mustafa hariç. Onlar hariç. Onlar anadan doğma asildir. Efendim hata yapanlar var işlerinde. Asil hata yapmaz mı? Yapar. Hazreti Nuh bir yüce peygamber. Allah şefaatine nail etsin. Öz oğlu babasına eyvallah demedi. Putperest kaldı. Bu Hazreti Nuh'un estağfurullah kabahati mi? Oğlunun idraksizliği mi? Demek ki oğul olmak da önemli değil. İradeyle yapılan şey önemli. İşte insanların mensubiyetleri çok önemli değil. Fakat yaptıkları fiiller önemli. Olduğu gibi kelimelerin de kökeni mühim değildir. İfade ettiği meram mühimdir. Sofayı atıp hol yapınca Türkçeleştirmiş mi oluyoruz? Dolabı atıp gardırop yapınca, ki ahalimiz kardolap diye kullanır. Girmek yerine antre kullanılınca, daha söyleyeyim mi? Yani Arapça ve Farsça kökenli olunca yabancı, ama Latin kökenli olup Fransızca, İngilizce, İspanyolca, özellikle muhasebe alanında İtalyanca. Herkes bir bilanço yapıyor değil mi? Bilanço öz İtalyancak bir kelime değil mi? Hasılı yabancı kelimelerden arındırma namı altında Latince'ye dönülmüştür. Bugün büyük caddelerde bir dolaşın, dükkan isimlerine bakın. Acaba kaç tane Türkçe göreceksiniz? Hatta artık Ş sesi SH. Mesela flash yazmıyor da flash yazıyor. Çünkü HS Ş okunur. Flash bile öyle yazıyor. Ki flash'ın da aslı Türkçe değil. Neresinden baksak bir lisan katliamına tabiyiz. Halbuki şurada güzel bir bina var. Güzel bir binanın içindeyiz. Bu binanın güzelliğini temin eden şey nedir? Efendim iyi mimarı varmış, iyi ustası varmış. Onu bırak. Ona lafımız yok. O en iyi mimar, o en iyi usta, o en iyi nakkaş kendisine lazım olan malzemeyi bulamazsa. Mesela nakkaş istediği tonu temin edecek renk bulamazsa. Fırça, kalem, diğer aletleri yoksa. Binanın duvarının düzlüğü için taş
tuğla, zamanımızda yutong vesaire. Bunlar yoksa bu kadar güzel bina ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Güzel binanın ortaya çıkmasının ana sebebi bol malzemeye sahip olunmasıdır. İşte tefekkür binası bol malzemeyle inşa edilir. Her bir kelime bir kavram, bir mefhum ifade eder. Ne kadar çok kavram sahibi isek, yani ne kadar çok inşaat malzememiz varsa, o kadar mükemmel fikir binası inşa edebiliriz. Ama bu fukaralıkla, yani kerpiçle mermer saray yapılmaz. Kerpiçin de kendine göre bir güzelliği var mıdır? Elbette vardır. Kim kerpiç tercih ediyor? Var mı öyle bir tercih? Onun güzelliği otantiktir. Öyleyse bakarsın. Abi güzelmiş falan. O kadar. O kadar. Hasılı, kavramları doğru anlayabilmek için çok kavram sahibi olup aradaki nüansları, yani ince farkları, bakın farkları değil, ince farkları anlayabilmek kavramların anlaşılmasında çok önemlidir. Biz bu kavramları anlatabilecek ve anlayabilecek bir toplum değiliz. Anlayanlar ve anlatanlar var. Amen. Ben toplumdan bahsediyorum. Atarak, iptal ederek, ilga ederek, kapatarak bir şeyi düzeltemeyiz. Islah ederek. Bozulmuş şeyler var mıdır? Elbette vardır. Islah edilir. Islah yerine ilga acizlerin işidir. Ve ne yazık ki memleketimiz öyle aciz zamanlardan geçmiştir ve hatta o geçiş hala bitmemiştir. Yabancı lisan öğrenmek sünnet-i seniyedir. Hicretten hemen sonra Efendimiz, yani tam misallerle arz etmeye çalışayım, evlatlığı Zeyd bin Sabit Hazretlerini Gassanice öğrenmekle vazifelendirmiştir. Niçin Gassanice? Çünkü Süheyb-i Rumi Hazretleri zaten Rumca, yani Bizans lisanı biliyor. Selman-ı Farisi Hazretleri zaten Farsça biliyor. Yani zaten Hicaz'ın etrafında yabancı olarak Bizans var, Sasani var. Mısırlılar da Kıpti lisanı resmi lisan. Konuşma lisanları onların da genellikle Arapça. Ama Gassaniler var, yani Suriye ahalisi. Onlarla da temas etmek için yabancı lisan olarak onu Efendimiz tavsiye ediyor. Yani yabancı lisan öğrenmek bir sünnet-i peygamberidir her Müslüman için. Öğrenelim. Ancak yabancı dil tazminatı alayım diye, yurt dışında okuyayım diye, ne varsa yurt dışında, hasılı bunun için çok gayret sarf ediyoruz. Kendimiz bile çocuklarımız için özel hoca parası, kolej parası bulup buluşturup yabancı lisan öğrenmeden. Peki, bütün bunların hepsine normal çalışma süresi 25 sene emeklilik süresi. Hadi bunu özel hayatında da çalışmaya devam ettin, 50 seneye, 60 seneye çıkardın. Sonunda dünya fani, insan fani, yani fena sadece dünyaya ait. Yoksa insan dünya hayatından fani. İnsan fani değildir. Allah kendi halifesini yok olsun diye yaratmamıştır. Bundan önce bir hayatımız vardı ki maddesel olarak ana rahminde geçti. 40 haftası. Ana rahminden öldük. Dünyaya doğduk. Dünyadan öleceğiz. Ahirete doğacağız. Ahiretten öleceğiz. Ebediyete doğacağız. Yani son ve fena, fani olmak yok. Bakiyiz. Dünyadan faniyiz. Bu farkı da bir doğru anlamamız lazım. Yani insanın sonu yok olmaksa niye uğraşıyorum? Yok olmak yok. Yokluk için yaratılmadık biz. Hasılı bu dünya hayatında o yüksek mevki ve yüksek parayı kazanmak için o kadar gayret sarf ediyorsun yabancı dil için.
Hani ebedi hayata inanıyordun? Sordukları zaman. Cennette huriler, Kevser şarapları. Çünkü piknik yeriydi cennet. Cennet tarifi bile öyle. Evet öyle. Öyle de anlayış öyle değil. Çünkü dünyevi bir misalle anlatıyor Allah cenneti. Misaldir o. Dünyada ne kadar büyük nimete gark olursan ol. Sonu fani. Fani bir misal beka aleminde var mı? Ancak bu bir misal. Baki olan nimetlerle fani olan nimetleri aynı teraziye koymak bile ancak eblehlerin işidir. Ebleh kuvvetli aptal demektir. Aptala bile yetmez yani. Kuvvetli aptal olmak lazım. Böyle anlamak için. İşte ebedi hayata inandığını iddia eden kimseler de o ebedi hayatın elde edilmesi için kavramları anlamaya gayret sarf etmelidirler. Ben anlamıyorum diye terk etmek zaten o terk ettirenlerin oyununa gelmek demektir. Seni ecdadından, mazinden, kökünden koparmak, kesmek için yapılan bir harekete mağlup olmak demektir. Mağlup olma. Çalış. İdraki kaldır. Muktedir isen ademiyetten. İdrak daima vardır.